Gelen çalıyor, giden çalıyor. Anca simit alabiliyorsun. Mutluyuz, ayaklarıyla yaşıyorlar. Elhamdülillah demek alışkanlık olmuş. Allah'ın gücüne gitmesin. Ne durumda diye soruyoruz. Benim gücü çok zor. Yani zor durumdayız. Bir kiracı şu anda 15 lira, 15 bin lira para veriyor. Asgari ücret 17 bin, hatta 20 bin. Nerede yaşayabilir ki? Emekli misiniz şu anda? Emekli. Nerede emekli oğlum ya? Gelen çalıyor, giden çalıyor. Giden çalıştığım yerlerde de sigortamı çalıyorlar. Sigorta yapılmıyor mu? Yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Eksik. Eksik. Aynen öyle. Şartlar zor diyorsunuz. Peki çok. Nasıl daha iyiye gider sizce peki? Vallahi bilmiyorum. İyiye gittiğini de tahmin etmiyorum. Umutsuz bakıyorsunuz. Çok umutsuz bakıyorum. Çocuklar okuyamıyor. Okutuyorsun da boşuna okutuyorsun. 25 yaşına gelen meslek sahibi olmuyor. Eskiden 11 yaşında çalışıyordu, meslek sahibi oluyordu ama. Şimdi yok öyle bir şey. Vatandaşın alım gücü ne durumda diye soruyoruz. Valla çok zor kardeşim. Vatandaş buyur. Nasıl alsın? Zam veriyorlar. Zam daha bak. Zamı almadan gidiyoruz markete. Artmış fiyat. Ya bir cebimize parayı koyalım. Ondan sonra artsın. Doğru mu yanlış mı? Her şeye bir defa zam yapılıyor. Zam da cebimize girmedi para. Emekli paramız. Valla markete gidemiyoruz. Emekli olarak artışları, maaş artışları nasıl buldunuz? Ya devlet ne veriyorsa ona şükrediyoruz ama elinden bu kadar geliyor. Bunu verebiliyor. Gelse daha çok verecek. Doğru mu? Bereket versin. Buna da şükür. Buna da şükür. Olduğu kadar hayırlı vazifeler, hayırlı günler. Evet, hoşça kalın. Simit yiyoruz. Alın gücünüzü kadar. Daha fazla değil yani. Peki çok memnun vatandaşlarla da karşılaşıyoruz. Cisim bir problem yok. Anca simit alabiliyorsun. Anca yetiyor. Yani aldığımız para elektrik faturası, doğalgaz, su derken bir pazara çıkıyorsun. Yani aldığın para inanır mısın kalmıyor. Eve geliyorsun kalmıyor. Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Evet. Son abi, yapılan artışlar peki sizce nasıldı? Biliyorsunuz 11.400'lü 17.002 liraya çıkarıldı. Sizce nasıl oldu? Ay hiç iyi olmadı. AK Parti için hiç iyi olmadı. İyi olmadı. Yani belediye seçimlerde yani kaybedebilir yani. Yani etkiler yani. İyi verseydi yani kaybetmeyebilirdi yani. Yani kendileri yüksek aile kalıyor. Alsa ya emeklinin aldığı parayı alsa ya kendileri. Bakalım geçinebiliyor mu? Onlar nereye gitse bir yere giriyor mesela, bir lokantaya giriyor. Bedava yemek yiyor kardeşim. Cebinden para çıkmıyor ki onlardan. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. He? Aldığı para cebinde kalıyor. Ya ne yapacaksın işte? Dolayısıyla düşük emekli maaşları da önümüzdeki yerel seçimleri olumsuz yönde etkiler AK Parti için diyorsun. Şey polling yapıyorlar. Bu şeyde belediye seçimlerinde ne yapacaklar şimdi? Biraz daha zam yapacak. Ne yapacak? Milleti oradan avutacak yani. Şu anda yani şey yapıyor yani. Ya. Sizce peki o şekilde bir zam yapılırsa emekli fikrini değiştirir mi? Değiştirebilir yani. Değiştirir yani. Hep yani oyun yani. Bunlar hep oyun yani. İlk etapta az veriyorlar. Sonra yani seçimlerde bindiriyorlar. Yükseltiyorlar hemen. Ya. Ne yapacaksın? Ne olur? Çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. İyi günler. Durma, vaziyetimiz çok kötü. O kadar. Hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Da diye soruyoruz. Sıfır. Başka ne diyelim? Çok memnun vatandaşlarla da karşılaşıyoruz. Az önce de bir vatandaş memnun çok iyi olmuş. Memnun olanlar kendini kandırıyor. Onlar da biliyor gerçekleri fakat söylemeye, konuşmaya çekiniyorlar, utanıyorlar. Mutluyuz ayaklarıyla yaşıyorlar. Ülkede şu anda en zenginden en fakirinde dükkanlarını kapatana eski esnafım. Olduğu gibi insanlar muzdarip, kiraların artışından dolayı ortalık karışık. Bir zamanlar işte böyle bir akım vardı. İşte ambarlar şunlar bunlar kapalı. İstikrar düşük. Kendimizi kandırıyoruz. Elhamdülillah demek alışkanlık olmuş. Allah'ın gücüne gitmesin diye o kadar. Teşekkür ederim diye soruyoruz. Ne alımcıyım, 10 bin lira para alıyoruz emekli. Neyin alacağım? Çok memnun vatandaşlarla da karşılaşıyoruz. Ya şimdi 10 bin lirayla yani bunu herkes bilir ya. Geçinme zordur yani. Bak evim olduğu halde.
Bir de kirada olsanız. Ya bir de kirada olsam. Senelerden beri aynı ya. 20 senedir emekliyim ben de. Bak evim olduğu halde yani ben sana anlam. 10 bin lira maaşım var. 7500 lira alıyordum, 10 bin lira oldu. Bakalım daha ne olacak? Yapacaklar. Bir artış bekliyorsunuz. Bekliyoruz herhalde. Beklemeyeceğiz mi ya? Versin zam ya. 25 bin lira. Bak ben emekli olduğumda kaç para aldım? 25 bin lira emekli maaşı olmazsa. En aşağı 20 lira. Yani bizim en düşüğü. Benim iki katı para alanlar var. Mesela onlar sendikalı, sigortalı çalışmıştı. Biz normal asgari ücretten çalıştık yani. Kimseye kabahat bulamıyoruz yani. Onun zamanında yapacaktık o. Yüksek para alıyorduk. Adam gösterdiğimizi düşük para. O var işte. Ya bu şu anda da oluyor yani. Adam mesela asgari ücretten geçiyor. Bir fabrikada mesela çalışıyor. 300 kişi. Hepsi usta değil mi bunların ya? Bir tanesi de senin gibi sanatkardır. Yani hepsini asgari ücretten gösteriyor. Devletimiz bundan kaybediyor abi. Vergi toplayamıyor, vergi. Hem bırak petrolü metrolü. Vergiyi topla alırsın. Bütün fabrikalar açılıyor bir sürü ya. Nereye satıyor adam bu malı? Getiriyor sağa solda satıyor. Yani bizim vergi toplama şeyimiz olacak ha. Yani. Tam adamdan vergi. Mesela adam 30 lira usta. 40 lira alıyor aylık. Bunu da asgari ücretten gösteriyor. Asgari ücretini alına aynı yerden gösteriyor. Bunun peşine düşmesi lazım. Şimdi bir yere gittiğin zaman fabrikaya gidiyorsun. Diyor ki asgari ücret. Bir git bak bakayım orada. Ustası vardır onun yani. Usta yüksek paraya çalışır orada. Yani. Asgari ücreti alıyor. Normal iş yapıyor. Tamam mı? Yani devletimiz vergi toplaması lazım. Tamam, vergi verenler var onlar. Sabancılar, Mabancılar tam gösteriyorlar. Ben yani sana söylerim yani. Mesela Öztürk'ler var. Onlar tam para aldığı maaştan gösteriyor yani. Ben çocuk orada çalışıyor. Aldığı maaştan gösteriyor adam. Adam dünyaya ihracat mal yapıyorlar abi. Vergi toplayacaklar yani. Bu vergi toplamadan ne olmaz abi. Sen istediğin kadar petrol çıkar, ne çıkarsan çıkar. Patronlardan vergini toplayacaksın. Diyeceksin ki bütün aldığı maaştan göstereceksin adam, bitti. Öyle kaçak maçak yok. Yok. Alıyor maaşı, asgari ücret diyelim 17 bin lira. Gerisini elden veriyor. Bunlar böyle. İletirseniz bunu hükümete memnun olurum yani. Yani bakanlıklara iyi. Hangi bakansa iletirin abi. Ben de buradayım. Ben de çıkar karşısına. Şeyi de verebilirim. Fabrikaların ismini de verebilirim. Kendi mesleğimi yaptım işimi. Şu anda kapalı onlar. 15'inde kadar dur bakayım. Bu ayın 15'inde açacaklar. Yani biraz da kriz de var yani. Bak kriz niye var bak. Şöyle bir hesaplayalım. Onu da söyleyeyim sana. Almanya'yı bahsedeyim bak. Adam Karasu'da Mercedes'de çalışıyormuş adam. Anlatıyor. 40 senedir oradayım diyor. 3000 euro para alıyorum diyor. Bak 3000 euro. Ev mevde almamış orada. 1500 lira diyor kardeşim ben diyor. Şeyi veriyorum diyor. Kira veriyorum diyor. İyi bir ev oturdum Almanya'da 1500 lira. Daha çok çıkıyor da doktorlar 2000 liraya oturur. Ben diyor geçinemiyorum diyor. Biz ekmeği diyor 100 liraya yiyoruz. O da 6 ay önce ha. Daha yazın. 6 ay önce 100 liraya yiyoruz. Eğer diyor bu adam olmasaydı diyor, bu gemiler gelmeseydi Rusya'dan diyor. Ben diyor orada şimdi ekmeği 200 liraya yiyecektim. Belki de 300 liraya yiyecektim diyor. Bak gene gemi gitmese, yani Rusya'dan gidiyor ya ta un yapıyorlar onda. Gene ekmek şey çıkacakmış. Yani dünya bir devletler yani ne olacak belli değil ya. Yani adam içine şey alıyor. Ta Amerika'dan kahve makineleri getiriyor burada satıyor kardeşim. Burası pazar ben anlamadım nasıl ya. Vergimizi ödeyecek kardeşim. Vergimizi ödemiyor. Topluyor bizden vergiyi bak. 10 bin lira 20 bin liradan vergiyi alıyor kardeşim. Asgari ücret ya. Ben şimdi asgari ücret çalışıyorum. Diyorum ki 20 lira asgari. 3 bin lirayı benden kesiyor mesela. Devlete gidiyor o vergi. Benden gidiyor. İşveren 20 lira ödüyor ona. Bu vergiyi toplayacak abi. Millet parayı kazanıyor. Toparlayamıyor. Abi bir topladım. Ne? Şimdi, araba fabrikalarından topluyor işte ne toplarsın. Yani bunların şey açılıyor. Çok fabrikalar açılıyor ya. Allah'ın izniyle Japon gelmiş burada fabrika açıyor ya.
Daha bak Çorlu'da fabrika açıyor adam ya. Yani niye açıyor buraya gelip fabrikayı adam? Ta oradan gidecek. Bak. Tren oradan. Tren nereden gidiyor? Oraya açıyor fabrikayı. Kurtarmıyor artık daha. Yani açtığı şeyi de söyleyeyim ben. Yani. Buzdolapları yapıyormuşlar. Büyük böyle. Restoranlara şeylere yani. Şey ticaret bu tarafa kayıyor. Artık Avrupa'da bitmiş ticaret. Hep otomatiğe çevirmiş ya. Bak benim arkadaşım var. Fabrikası var. Adam otomatik makine getirdi. Bak hiç insan gücü yok. Ama Avrupa'yı bu bitirdi zaten. Kendileri zaten hep. Ya benim çocuk oraya gitti fabrikaya getirdiler. Kahve makinesi satıyordu mesela adama. Bütün diye fabrikada kimse yok otomatik. 5 tane Türk var diyor da var diğeri var diye girmiş. 20-30 tane diye adamın işçisi vardı. O da hepsi Türk yani o eskiden giden Türkler orada. Yani onun galiba anlatıyor yani hep otomatik makineler abi. Yani Avrupa kendi kendini batırdı yani. Bir de bu krizler de oldu. Ben öyle anlatıyorlar yani. Ben sana anlatacağım bu bunlar canlı yani ben. Yani yalan malan yok ya. Adamın dediği bana o. Aa bak giden doktorlar var ya. 450 tane doktor gitti. 450'si geri dönmüş. Bir tane doktor çıktı. 4000 euro alıyorum diyor. 4000 euro. Ay kira kaç para kiraya tuttu onu bilmiyorum. Yani orada öyle eskisi gibi para yokmuş yani ya. Yok mu? Hayat şartları hala zormuş mu? Aa bizimki daha zor bak. Bak onların emeklisi geldi mesela buraya. Almanya'dan değil mi? Niye adam gönderdi? 2 milyon. Hadi diyelim ki 1 milyonu geldi. Bırak 2 milyon lira şey attı diyelim. Antalya'da 10 kişiden 8'i yabancı. Türk hep yabancı konuşuyorlar yani. Yabancı değil. Adam ne oldu? Burada Antalya'da oteller iş yapmıyor kışın. 500 lira 3 oyunda yemek veriyor onlara tamam mı? 500 lira. Onların aldığı maaşı sana söyleyeyim. Ya 1000 lira ya 1500 lira öyle maaş alıyorlar. Bizi gibi yani düşük emekli alıyorlar ya Almanya'da. En son adamlara bak, uyanıklığa bak. Ya dediler biz bunu şimdi 500 liraya oturuyoruz buraya. Geçen kışın geldiler yani pandemi zamanında. Diyorlar ki ya biz buradan diyorlar Türkler nasıl olsa geçen anı. Buradan diyorlar biz arsa alalım. Bak çoğusu arsa aldı. Bak Almanya'dan memnun değiller. Almanya'da şu anda 2 milyon tane boş. Niye boş yaptı? Gaz yok adamda. Mecbur suyu, para, hepsi para. Adam sana şimdi emeklisini gönderin buraya. Orada harcattır parayı değil mi? Yani böyle Türkiye bizim işte kardeşim. Yani. İnşallah iyi olur. Başınızı arttım. Estağfurullah. Çok hadi, teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Yeter hoş bu kadar. Sağ olun. Bayağı iyi anlattım. Teşekkür ederim. Sağ olun.